Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir genel bir değerlendirme yapalım. Bu hafta borsada neler olabilir? Yatırım araçlarından TL'de kalanların durumu ne olabilir? Borsada kalanların durumu ne olabilir? Zaten dolarda alanların ve dolardaki kalanların pozisyonlarını geçen videoda bizler belirtmiştik ne olduğunu. Bugün de bir hem dünya piyasalarına bakalım. Dünya piyasaları nereye gidiyor? Biz neredeyiz? Biz ne yapıyoruz? Biz yükseliyor muyuz? Dünya piyasalarından geri kaldık mı? Kabaca bunları görelim. Ancak ben size şunu söylemek istiyorum. Gerçekten gelişmekte olan piyasalardan ziyade gelişmiş piyasalarda inanılmaz güzel bir rally var. Gerçekten hem bunları da karşılaştıracağız hem grafiklerde bunları da göreceğiz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum pazar günü. Ama hem güzel bir pazar sohbeti yapalım hem de güzelce bir önümüzdeki hafta içerisinde bilgilenelim. Özellikle Amerika'da ve Alman borsasında gerçekten çok güzel yükselişler görüyoruz. Özellikle S&P'de inanılmaz rekor üzerine rekorlar kırılıyor. Evet gelişmekte olan piyasa endeksine de bakacağız. Gelişmekte olan piyasa endeksi nispeten gelişmiş olan piyasalara göre ayak uydurmaya çalışıyor ama biz gelişmiş piyasa endeksin de altında kaldığımızı söyleyebiliriz. Evet Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti bu aralar ciddi bir oranda vakit kaybediyor. Özellikle en son perşembe günü faiz artırım kararından sonra e, gerekirse ek sıkılaşma yaparız ibaresinin metinden kaldırılmasından sonra zaten yine bir piyasa iki ileri bir geri gittiğini size bir önceki videoda söylemiştim. Peki TL yatırımcısında ne olabilir? Yani aramızda TL mevduatı yapanlar olabilir. TL'ye inananlar olabilir. Borsadan çekilmiş, borsadan hisse almamış olanlar olur. Ben TL, bu bo, öncelikle borsada eğer Şirketiniz kar ediyorsa, öz kaynakları güçlüyse elinde sonunda bu enflasyon kaybının, enflasyon erozyonunun hisselerde ve şirket değerinde elinde sonunda değerini bulacağına inanıyorum. Yani borsada nispi olarak enflasyonla oluşan zararların kapatılacağına inanıyorum. Ancak dolarda geçen günki videoda incelediğimizde dolarda yeniden 7.20'lere gelmenin oldukça zor olduğunu görüyoruz. Yani gerçekten çok ciddi altta destekler var. Buralarda 794'ler, 791'ler ve 784'lerin kırıldıktan sonra 720'lere yolculuk başlayacağını görüyoruz. Yani gerçekten Kamada da, de oldukça dolar al sinyali güçlü duruyor. O yüzden TL yatırımcısı bir de Merkez Bankası'nın gerekirse eksiklaşmayı yapmayacağız ibaresini de bulunduğu zaman TL yatırımcısının eee nispi olarak üzüleceğini düşünüyorum. Yani kaybını nasıl kapatacak? Gerçekten son derece zor. Yani TL'de kalan arkadaşlar için çok parlak olabilecek bir ileriyi göremiyorum. Ama dediğim gibi borsada hala pozitif olacağım. Bir grafiklere bakalım tekrar dönelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ben burada sizlere Brezilya realini çıkarttım arkadaşlar. Şu an Brezilya reali 5,58 TL. Yani bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. Ya Selçuk Bey biz gerçekten e, dolarda işte olması gereken yani ihracatçıyı koruması gerekiyor filan. İhracatçıyı koruması gerekmiyor arkadaşlar. Bakın 2012 yılında e, Brezilya reali dolar kuru karşısında 1,86. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne bakalım. Bakın 2012 senesi dolar kuru 1,75. Brezilya reali 1,80. Yani bizimkisi 1,75 iken Brezilya 1,83'müş. E şimdi nereye geldik? Brezilya reali 5,58. Bizim şimdi Dolara bakıyorum. Dolarda gerçekten çok ciddi biz bir Brezilya realine göre oldukça negatif bir şekilde ayrıştığımızı görüyorum. Ben şu an baktığımda haftayı 8,05 ile kapattığımızı görüyorum. Bu grafikte de değerli arkadaşlar. Bakın S&P'yi bakın buralarda S&P ile o kadar yakınlaşmıştık ki. Şurada gördüğümüzde bakın şu alt çizgiye baktığımda S&P'nin yaklaşık 1000 puanlarda olduğunu görüyoruz. Bakın şuralarda 1000 puanlarda 2010 yılında. Bizim borsa İstanbul'a baktığımızda 700'lerde Yani S&P 1000 puandayken biz 700'lerdeydik S&P şimdi nerede S&P 4185 puanda Biz neredeyiz 1400 Yani S&P 1000 puanlardayken Biz 700-750 puanlardayız Aradaki makas Gerçekten gelişmiş ülkeyle Çok ciddi bir şekilde artmış Burada evet VIX korku endeksi deniyor arkadaşlar buna Bu VIX volatility index yani Gerçekten dünyada volatilini yani VIX korku endeksinin son derece dibe vurduğunu görüyoruz. Zaten gelişmiş ülkelerde de güzel bir rally olduğunu başta ifade etmiştim. 16.25'lere kadar korku endeksinde dibe gelmiş gelişmiş ülkelerde. Türkiye bu, bu bağlamda Türkiye'nin CDS'lerine risklerine baktığımızda son zamanlarda Türkiye'de de evet bir miktar alçalma oldu. Özellikle Merkez Bankası'nın değişmesiyle çok ciddi bir şekilde yükselmişti bizim CDS'lerimiz. Nereye kadar gelmiş? Şu şekilde baktığımızda zaten CDS'imiz yukarıda yüksek olarak bayağı ciddi bir noktaya geldi. Şuralarda 483'lere 485'lere geldi ama 410'lara kadar düştüğünü görüyoruz. Şuralarda yatay destekler var. Eğer CDS'lerimizi yeniden 300 lira rakamlara indirirsek borsada gerçekten son derece pozitif olacaktır ki kafayı da iyi şekilde öne vermiş. Peki bu bizim CDS'lerimizin risk primimizin düşmesi nedir? Evet bizim piyasa için olumlu. Bir de Amerikan 10 yıllıklarına bakalım arkadaşlar. Amerikan 10 yıllıklarına baktığımızda zaten bizim burada yol haritamız belli. Burada ben size ta en baştan beri çizmişim. Şurada bir destek var demiştim. Direnç var demiştim. Eğer 1.77'yi kırarsa ki 1.77'yi kıracağını düşünmüyorum. Çünkü 1.77 iyi bir faiz oranı. Buralarda Amerikan tahviline talep geleceğini. Talep geldiği zaman Amerikan tahvilinde faizin düşeceğini söylemiştim. Ve gerçekten de o şekilde oldu. Şu an zaten bu Fibonacci ile arasında kaldığını görüyoruz. Nerede bu Fibonacci? %78,6 geri çekilme 1.50'ye kadar geriye gelebilir. Peki süper trende baktığımızda süper trende baktığımızda biraz zoomlayalım Amerikan 10 yıllık tahvillerinde. Gördüğümüzde Amerikan 10 yıllık tahvillerinde eğer şu nokta yani nedir? 1.52. Arkadaşlar 1.52'yi kırarsa Amerikan tahvilleri sat sinyaline gelir ki 1.58'e kadar geldiğimizi görürüz. Peki Amerikan tahvilleri sat sinyali verirse ne olur? E, Amerikan tahvillerinden para çıkıyor. Nereye gelir? Altına gelir, gümüşe gelir, gelişmekte olan ülke fonlarına, hisse senetlerine gelir. Yani şu an Amerikan 10 yıllık tahvilleri 1.52'yi kırarsa önümüz parlak ama borsa için diyorum ben. Gerçekten de burada Fibonacci geri çekilmemiz var. 1.50'nin altına da geldiği zaman gerçekten Fibonacci'de bu kanala geliyoruz ve süper trend de zaten burada buy sinyali şu an Amerikan tahvillerinde. Bakın şurada buy al sinyali görüyor ki burada direkt sat sinyaline dönecektir. Ki kamaya da baktığımızda kama da bizi şaşırtmıyor. Bakın kama da yukarıda kalmış. Kamanın altında inmiş. Nedir kama? 1.61 Amerikan tahvillerinde evet yön kafayı aşağı çevirmiş. Tek kale şurada süper trend kalmış. 1.50 2'lere kadar bir geri çekilme olacaktır. 1.52'ler sert destek. 1.52'de kırarsa borsalar için gerçekten iyi bir noktadayız. Bu grafik ise arkadaşlar Emerging Markets ETF yani bizim gelişmekte olan ülke fonları ve hisse senetleri bir endeksi. <laughs> Yabancılar yani Meksika, Brezilya, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye gibi ülkelerin bir endeksi beraber oluşturduğu endeks. Gördüğünüz gibi evet bir yükselmişiz. Daha sonra düşmüşüz ancak yatayda yatayda pozitif olarak gitmişiz. Biz ise bu emerging markets'taki ETF fonlarındaki gibi gidemedik. Biz ne yaptık? Burada bayağı bir sert düştük. Sert düştükten sonra yatayda kaldık. Yani kendi ligimizin de altlarında olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu da nedir? Çok ciddi bir Türk borsasında da potansiyel olduğunu da gösteriyor. Bizim borsamızda borsa İstanbul'un yorumuna gelmeden önce arkadaşlar ve gerçekten borsa sanayi endeksiyle bankacılık endeksinin çok ciddi bir şekilde ayrıştığını ve yetmezmiş gibi şu noktada tekrar yeniden bankacılık endeksinin sanayi endeksinden son derece sert bir şekilde tekrar ayrıldığını bu grafikte size göstermek istiyorum. Yani bizim bankacılık endeksi borsamızda gerçekten inanılmaz derecede ucuz. Şimdi bizim borsa İstanbul'u gelelim. Zaten bizim burada yol haritamız Belli ben çizmiştim. Basit karışık değil. Bu pandemi sürecinden itibaren şu kırmızı ile gelen bizim ana desteğimiz. Bunu hatta kalınlaştırayım göremeyenler için. Biraz daha kalınlaştırdım. Ve şu alttan gitmiş olduğum bizim yukarıda ikinci bir destek. Yukarıya yükselen bir destektik. Bunu çok sert bir şekilde kırdık. Ve alttan yukarıya doğru çeken bir Fibonacci çektim. Son derece basit. Ve bu kanalın içinde hareket ediyoruz. Şimdi zoomlayalım. Bu hafta bizi neler bekleyebilir? Onları bir görelim değerli arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul 1408'de burada kalıyoruz. Evet şimdi zaten üst noktaya çok yakınız. Neredeyiz? Fibonacci üst yani %78,6 yani 140, 1418. 1418'in üzerine geçersek bu hafta içerisinde gayet pozitif olacağız. Nereye geleceğiz? Şurada bir yatay destek var arkadaşlar. Bakın şurada zaten şöyle bir üçlü tepe olmuştu borsamız. Üçlü tepenin alttan bir direncini çiziyorum şu. Normal böyle çizgi çizgi çizdiğim bir nokta. Zaten 1418'i kırarsak geleceğimiz ilk nokta 1483'tür ki 14 aslında borsanın bunları yapmak için çok ciddi birer potansiyeli olduğunu ben düşünüyorum. Bu noktayı 1483'e kadar 1480'e kadar kısa vadede geleceğiz. 1480'i geçersek önümüzde yeniden 158.582'ye gitmemiz için gitmememiz için hiçbir sebep yok. Bir Kaufman'a bakalım borsada neredeyiz? Haftalıkta zaten Kaufman'ı bakın yukarıda benim çizmiş olduğum yatay destek var ya arkadaşlar. Şu üçlü tepenin olmuş olduğu siyah siyah dash line. O dash line tam olduğu yere doğru gelmiş. 1477. Ben de 1480 demiştim. Haftalıkta eğer bu noktayı kırmış olsaydık hedef 1582 olacaktı. Ancak şu an bayağı sıkışıyor piyasa. Sıkıştı, sıkışıyor ama ben şöyle %51 daha pozitifim çünkü alttan gelen bakın kırmızıyla çizmiş olduğum var ya çok güçlü bir destek geliyor ve vade geçtikçe bu alttan gelen kırmızı çizgi borsayı yukarı yönlü pres yapıyor, zorluyor, tazik uyguluyor. Ve dediğim gibi şu en önemli şey ilk etapta bizim 1418 Fibonacci'nin üzerinde kapatmamız lazım. Birinci aşamamız bu. Kama da onu söylüyor. Ancak haftalıkta da haftalık Kama'nın altında kalmışız. Onun üzerine atmamız bayağı uzun görüyor günlüğe baktığımda günlükte biraz daha mantıklı yerlerdeyiz. Pazartesi günü kapanış eğer 1431 üzerinde olursa yine hedefimiz 1480 olacaktır. 1480'i geçersek yeniden hedef 1582. Burayı da kırarsak zaten üste gelen direnç 162 binler olacaktır. Şimdilik kısa vadede bu yol haritamızı takip etmekte fayda var. Bir de süper trende bakalım kısaca. Süper trend evet günlükte ala dönmüş arkadaşlar. Çok güzel. Yani günlükte borsamızı al diyor. Gayet iyi. Haftalık kapanışa baktığımızda haftalık kapanışı da buy sinyalinin devam edeceğini düşün. Evet şu an bir sel sinyali gelmiş haftalıkta ancak haftalık kapanışta bayağı yüksekte görünüyoruz. Yine biz günlüğe döndüm, dönelim. Günlükte evet süper trend 1330'u kırmadığımız sürece Borsada süper trend pozitif al sinyali üretiyor. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki ihracatçıyı koruyalım. İhracatçı için dolar kurunun yükselmesi gayet iyidir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Aslında öyle ihracatçılığı korumak falan değil arkadaşlar. İhracatçıyla falan alakası yok olayım. Yani Türkiye'de dolar kurunun olması gereken yer ben size çok açık söylüyorum. 5.50 ile 600 6.00 arasında olması lazım faizin de %8'ler %7'ler civarında olması lazım. İdeal ekonomide aslında olan budur. Ancak Brezilya realini ben size gösterdim. 2012 yılında Brezilya reali 1.85'lerdeyken biz 1.75'lerdeyiz. Brezilya reali 5.85'lere gelmiş. Biz 8.05'ler 8.15'lere gelmişiz. Yani bizim kulvarımızdaki ülkelerle aynı şey Güney Afrika roundunda da var. Ee, o kadar Rusya'nın Amerika gırtlağını sıkıyor, boğazını sıkıyor. Ona rağmen rublede bile yine TL daha fazla dayak yemiş oluyor. Dolar kuru şu an gerçekten üretici için esnaf için hala yüksek seviyede seyrediyor. Ancak borsada gördüğünüz gibi süper trendde de günlükte A sinyalinin ürettiğini ancak kamanın daha hala böyle arafta kaldığını görüyoruz. Özellikle demiş olduğum noktaları kırarsak yukarıdaki hedeflere borsa kolaylıkla ulaşabilir. Borsa için biraz daha umutlu olduğumu sizlere belirtmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki hafta haber akışına göre Borsa artık ne tür haberler gelir gelmez onu bilemiyoruz. Haber akışlarına da son derece hassas. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.